Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın şekli ve sonuçları konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım şöyle ünite içeriğimizde neler var gelin hep birlikte onlara göz atalım. Bugün sizlerle birlikte öncelikle tabii ki de dünyamızın şekli geoid ama konuyu daha iyi öğrenebilmek için bunu ikiye ayıracağız ve diyeceğiz ki birinci kısımda dünyanın geoid şekli ve sonuçları. Geoid şekli oluşturan durumlar nelerdir? Bunun ne gibi kanıtları var? Onlardan bahsedeceğiz. Sonraki süreçte küresel şekliyle ilgili ifadeleri de kullanmış olup dersimizi tamamen bitireceğiz. Tabii ki de biz konu anlatımlarımızı gerçekleştirirken sizler de temin ettiğiniz kitaplardan konumuzu açıp bizleri buradan takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bugün biz sizlerle birlikte sevgili arkadaşlar dünyanın şekli ve bu şeklin ne gibi sonuçları var onlardan bahsedeceğiz. Şöyle de baktığımızda 20 22 24. sayfalar. Tekrar söylüyorum. sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankası kitabımızdan 20 22 24. sayfalar Baktığımızda da sevgili arkadaşlar bunlarla ilgili öncelikle konu anlatımımız var. Devamında da çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta ve buradan bizi takip edebilirsiniz. Tabii ki de konumuz bittiğinde konuyu daha iyi bir şekilde öğrenebilmemiz için de soru çözmemiz gerekmekte. Tabii ki de Tonguç sizlerin her zaman yanında Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyoruz ve sevgili arkadaşlar şöyle baktığımızda bugünkü dersimizin ismi dünyanın şekli sevgili arkadaşlar. 23. 23. sayfa. Hemen şöyle 23. sayfayı da açalım. 23. sayfada örnek bir soru çözümümüz. Ardından da 4 tane çoktan seçmeli testimiz yer almakta. Tabii ki oldu. Konuyla ilgili çözdüğün sorular yanlış oldu. Öyle bir ihtimal yok ama varmış gibi düşünelim. Burada da kare kodu okudarak sorumuzun çözümünü alanında uzman öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. O zaman hadi bakalım başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bir karikatür var ve karikatürde Tonguç bize diyor ki bence dünya düzdür. Oradan biri de çıkıp diyor ki dünya öküzün boyunuzunun üzerinde durur diyor. Tabii ki de geçmiş dönemlerde böyle ifadeler kullanılmış ki günümüzde bile bu ifadeleri söyleyebilenler var. O zaman gelin hep birlikte Tonguç doğru mu söyledi yanlış mı söyledi neler varmış bir göz atalım. Öncelikle evren güneş sistemi dünyamızla ilgili bir konu anlatımı gerçekleştirip devamında dünyanın şeklini de bakalım sevgili arkadaşlar. Dünyada dahil olmak üzere bakın dikkat edin bütün gezegenleri yıldızları gök adalarını, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan uzayın bütününe biz ne diyeceğiz? Tabii ki de evren diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada şunu da unutmayalım. Evrendeki Samanyolu galaksisinde yer alan Güneş ve onun çekim etkisi altında kalan 8 gezegen ile dikkat 8 gezegen dedik bu gezegenlerin uyduları cüce gezegenler ve uyduları ile birlikte milyarlarca küçük gök cismi ise sevgili arkadaşlarım güneş sistemini oluşturmaktadır diyebiliriz. Ve güneşin çevresinde dönen kendi ışık kaynakları bulunmayan bakın ne diyor? Kendi ışık kaynakları bulunmayan güneşten aldığı ışığı yansıtan gök cisimlerine ise biz ...gezegen diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve karşımızda güneş ve güneş sistemini oluşturan gezegenleri görebilmekteyiz. Gelin hep birlikte bunlara da teker teker bir göz atalım. Birinci şöyle baktığımızda Merkür'ü görebilmekteyiz. Şurada küçük bir şekilde. Merkür'ü zaten güneş sisteminin en küçük gezegeni olarak bilinmekte sevgili arkadaşlar. Şöyle görselimize de baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve aynı zamanda güneşe sevgili arkadaşlar Merkür en yakın gezegendir ve güneş sisteminin de en hızlı gezegenidir bunu unutmayalım. İkinci gezegenimiz ise Venüs sevgili arkadaşlar. Merkür soğuk bir gezegendir. Venüs ise Merkür'e karşın sistemin en sıcak gezegenidir. Bak Merkür en küçüktü. Venüs ise sistemin en sıcak gezegenidir. Ve dünyanın ikizi olarak ifade edilmektedir. Hemen şöyle Venüs'e yazıyorum ki dünyanın ikizi sevgili arkadaşlar. Dünyaya çok benzemekte. Bundan dolayı da dünyanın ikizi denmektedir. Ama dünyaya benzemesine rağmen yaşamsal faaliyetler yoktur. Çünkü burası da çok sıcaktır diyebiliriz. Geldik dünyamıza birazdan burayı paramparça yapacağız sevgili arkadaşlar. Dünyamızın uydusunun ay olduğunu ve güneşe üçüncü en yakın gezegen olduğunu da bilelim. Mars'a geldiğimiz zaman Mars için biz ne diyoruz? Mars için sevgili arkadaşlar hemen şöyle aldım. Bilenler varsa yorumlara yazsın derken kızıl gezegen diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. İnce bir atmosfere sahip, tozlu ve soğuk bir gezegenden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Jüpiter'e geldiğimiz zaman hemen şöyle şurada Jüpiter'i görebilmekteyiz. Katı ve küçük bir çekirdeği dışında kalan kısmı sıvı hidrojenden oluşmaktadır ve Güneş sisteminin sevgili arkadaşlar en büyük gezegenidir. Zaten görselimizde de bunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Satürn'e geldiğimiz zaman Satürn güneş sisteminin en büyük Jüpiter'den sonra ikinci gezegenidir. Ve Satürn diğer gezegenler arasında en benzersiz olanı. Neden? Etrafında sevgili arkadaşlarım buz ve taşlardan oluşan bir halkası yer almaktadır diyebiliriz. Uranüs küçük bir kayalık merkezinin üzerinde su, metan ve amonyak sıvılarından oluşur diyebiliriz. Ve Venüs gibi Uranüs'te hemen şöyle söyleyelim sevgili arkadaşlar diğer gezegenlerin tersi yönünde dönmektedir. Bilgimiz olsun. Neptüne geldiğimiz zaman Neptün ise en rüzgarlı gezegendir diyebiliriz. Evet geldik şimdi 3. gezegen olan Dünya'mıza. Dünya'mızın şekli ve boyutlarına. Tabii ki de çok eski dönemlerde dünyamızın şekliyle ilgili araştırmalar yapılmış sevgili arkadaşlar ve e, en kabul edileni dediğimiz zaman da Magellan'ın gezisi olarak ifade edebiliriz. Magellan sevgili arkadaşlarım İspanya'dan yardımcısı Elcano ile birlikte 1519 yılında bir yolculuğa çıkıyor. Ve yolculuktaki amaç şu biz diyor sürekli batıya gittiğimizde. Tekrar bulunduğumuz noktaya gelebilecek miyiz? Eğer ki Magellan bu seyahati tamamladığında sürekli batıya gidip tekrar bulunduğu noktaya gelirse o zaman dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmış olacak ve Magellan 1519 yılında yardımcısı Elcano ile birlikte İspanya'dan yola çıkıp Batıya doğru gidiyorlar. Tabii ki de hemen haritalarımızı şöyle bir açalım, atlaslarımızı bir açalım dünya atlasımızı. İspanya'dan yolculuğuna başlayan Magellan ve yardımcısının karşısına Amerika kıtası çıkacaktır. Güneye doğru inip Güney Amerika'dan Asya'ya doğru yol aldığında macellan sevgili arkadaşlar 21 Nisan 1521 tarihinde Filipinler'de yerlilerle savaşı esnasında hayatını kaybediyor. Tabii ki de yardımcısı Elcano sevgili arkadaşlar dümene geçip 1522 yılında Macella'nın yarım kalan yolculuğunu tamamlıyor sevgili arkadaşlar ve bu kapsamda ne yaptılar? Magellan başladı, yardımcısı Elcano sürekli batıya giderek tekrar bulunduğu nokta yani İspanya'ya ulaştı. O zaman dünya yuvarlaktır ifadesi kesinlikle doğruluk kazanmış oldu. Tabii ki de özellikle 1900'lü yıllarda. Jeodezi ve jeofizik dediğimiz bilim dallarında iyileşmeler yaşanıyor. Jeodezi ve hemen şuraya şöyle jeofizik olarak düzeltelim. Yerin boyutlarıyla ilgili hesaplamalar yapılıyor ve diyorlar ki dünyanın şekli tam bir daire değil, yuvarlak değil. Nasıl bir şekle sahiptir dendiğinde dünyamızın şekli kutup noktalarından hafif basık, ekvatordan ise hafif şişkin kendine has bir şekli vardır diyorlar. Peki bu dünyamızın kendine has şekline ne isim veriyorlar dediğimizde gelin hep birlikte şöyle bir bakalım ne diyor bize? Geoid diyor. O zaman şunu unutma. Geoid dediğimiz şekil dünyamızın kendine özgü şeklidir. Yani dünyamızı kutuplardan hafif basık, ekvatordan ise hafif şişkin kendine has şekline verdiğimiz isimdir sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya bir bakın. Bakın oradan çizgi çizgi hattı görebilirsiniz. Burası tam bir daire kısmıdır sevgili arkadaşlar. Ben burayı sizin için de şöyle çizip göstereyim. Çizdiğimde sevgili arkadaşlar karşınızda tam bir daire yer almakta. Ama dünya tam bir daire değil. Bakın dikkat edin kutup noktaları dediğimiz buralar neresidir dersek dünyanın kuzeyde ve güneydeki en uç kısımları. Kutuplardan basık Ekvatordan ise yani dünyayı iki eşit parça ayıran en geniş paralel dairesi dediğimiz dünyanın tam ortasından çişkin kendine has bir şekli vardır. Ve biz bu şekle geoyut şekil diyoruz. Peki dünyamız bu şekli nasıl kazanmıştır dediğimizde dünyamız sevgili arkadaşlar bu şekli kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle kazanmıştır diyebiliriz. O zaman şunu unutma hemen kalbime aldım. Dünyamızın şekli geoid. Geoid'in tanımı da kutuplardan basık. Ekvatordan şişkin. Kendine has şeklidir diyebiliriz. Şimdi bilim insanları böyle bir şeklin kavram tanımını ortaya attı ve dedi ki Dünya'mız kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Peki bunun kanıtlarının olması lazım. Yani Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkinse bunun kanıtları nedir? Dediğimizde Dünya'mızın sevgili arkadaşlar boyutları, yerin boyutları ile ilgili yapılan ölçümlerde. Birinci ölçüme dikkat edin. Eğer ki biz ekvatorda bir noktadan başladık, sürekli batıya giderek tekrar bulunduğumuz noktaya gelirsek ekvatorun çevresini dolanmış olmaz mıyız? Oluruz. Ekvator çevresi sevgili arkadaşlar 40.076 kilometre. İkinci durum. Biz bir kutup noktasından başladık, diğer kutup noktasına gittik, sonra o kutup noktasından tam karşıdan anti meridyen kısmından tekrar diğer kutup noktasına geldik. Bu sefer de bir meridyen yayı ile bunu tam daire yapan anti meridyenin dolanmış olduk mu? Buranın da uzunluğu 40.009 kilometre sevgili arkadaşlar. Şimdi tanımımız neydi? Hemen tanımımızı hatırlayalım. Dünyamızın sevgili arkadaşlar kutuplardan basık, ekvatordan şişkin şekliydi. O zaman ekvatordan şişkin diyorsak ekvatordaki mesafe kutuplardaki mesafeden daha uzun olmalı ve gerçekten öyle 67 kilometre daha uzundur ve bu dünyanın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. İkinci durum, ne dedik Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Bunun ikinci kanıtı ise, ben kutup noktasında deniz seviyesinden yerin iç merkez kısmına kadar gidersem, yani o çekirdek kısmına gidersem, kutuplar yarıçapını gitmiş olurum ve kutuplar yarıçapı 6.300. 57 kilometre. Aynı işlemi ekvator için de yapabilirim. Ekvatordan deniz seviyesinden yerin iç merkez kısmı dediğimiz çekirdeğe kadar gidebiliriz. Burası da ekvator yarı çapıdır. Ve ekvator yarı çapının da toplam uzunluğu 6378 kilometre. Bakın dikkat edin. Kutuplar yarı çapı 6357 kilometre. Ekvator yarı çapı ise 6378 kilometre. E biz biraz önce ne dedik? Dünyamızın kendine has şeklinde geoitte. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has bir şekli vardır dedik. Gene Ekvator çevresi kutuplar çevresindeki ilişkiye benzer. Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapı ilişkisi ve 21 kilometre ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından daha uzundur sevgili arkadaşlar. O yüzden şunu unutmayalım. Dünyamızın kendine has şekli dediğimiz geoid şeklin tanım kısmında kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olmasını kanıtlayan iki durum da burasıdır. Ve şimdi dünyanın boyutlarıyla ilgili ifadeleri gördükten sonra şöyle diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geoid şekil var mı? var. Dünyamızın kutuplardan basık ekvatordan şişkin şeklidir. Bunun ne gibi sonuçları var dediğimde hemen bir önceki sayfaya geliyorum. Yerin boyutlarına bakın sevgili arkadaşlar. Yerin boyutlarına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Ekvator çevre uzunluğu 40.076 kilometre. Kutuplar çevre uzunluğu 40.009 kilometre. O zaman ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha uzun mudur? Uzundur. Hemen o zaman bunu yazıyorum. G şeklin sonuçudur sonuçta. Ekvator çevresi devam ettim. Kutuplar çevresinden daha uzundur. Ne kadarlık bir uzunluk var dediğimiz zaman da artı 67 kilometre uzunluk var. İkinci ifadeye baktığımız zaman ekvator yarı çapı sevgili arkadaşlar 6378 kilometre. Kutuplar yarı çapına geldiğimizde 6357 kilometre. O zaman ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından daha uzun mu? O zaman bu da geo şeklin sonucudur. Ekvator hemen şöyle yazıyoruz. Yarı çapı kutuplar yarı çapından daha uzundur. Ne kadarlık bir uzunluk farkı var dediğimizde artı 21 kilometre uzunluk farkı var. Bak iki ifadede de ekvator kutuplara oranla daha uzundur, daha geniştir diyebiliriz. İşte bu ifade dünyanın geometrik bir şekle sahip olduğunu gösterir bize. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir diğer durum. Ben eğer ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe özel konum koşulları belirgin merkezlerde yani benzer merkezlerde yerin merkezine doğru yaklaşır mıyım? Tabii ki de yaklaşırım. Bu neyi etkiler? Bu yer yer çekimini etkiler ve yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar sevgili arkadaşlar ve istediğiniz noktayı merkez alabilirsiniz. Bakın ekvatordan şöyle bir tane daire çizin isterseniz buradan böyle bir tane daire çizin ve çizebileceğiniz en geniş daire her zaman neresi olmalıdır? Ekvator olmalıdır sevgili arkadaşlar bunu da unutmamış olalım. Peki dünyanın bu geoiş şeklinin kanıtı nedir dediğimizde bu görmüş olduğumuz Dört tane ifadedir. Yani dört tane ç kavramıdır. Bak bunu unutma. İfadelerde ç ile ilgili ifadeleri görürsen bu geoid'in kanıtıdır. Nasıl? Ekvator çevresi diyor muyuz? Eğer ki ekvator çevresi kutuplar çevresinden uzundur. Ç'nin birincisi. Diyorsa geoid şeklin kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Devam ettim. ikinci çeyreğe geldiğimiz zaman ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından uzundur diyor mu? Yarı çapı da şuraya yazdım. Gene bu dünyanın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. Devam ediyorum. Yer çekimi bak çekim. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar diyorsa bu gene geoidin kanıtıdır. Dördüncü çeye baktım. En geniş çember her zaman ekvatordur. Bazı ifadelerde en geniş daire der unutma bunu. Çap, çekim, çember, çevre. Hadi tekrarla. Çap, çekim Çember ve çevre ifadelerini görüyorsan, bu dünyanın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. Tabii ki de sevgili arkadaşlar, buradaki ifadelerde geoit evet kanıtlıyor ama şu ilk kısma bakarsak, Dünya'nın küresel de bir yüzeyi var, değil mi? Küresel yüzeylerde meydana gelen durumlar geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlamaz, ama geoit bir şeklinde sonucudur. Nasıl dediğimizde, karşımızda tam küresel bir dünya var ve bu dünyaya bağlı olarak güneş ışınlarının yeri düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyor bakalım. Bakın ekvatorda güneş ışınlarının yeri düşme açısı kutuplara göre daha dik. O zaman kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı daralır diyebiliriz değil mi? Bakın buradaki temel mantık da şudur. Eşit miktardaki ışın demetlerini yani bu birinci ışın demeti olsun bu ikinci bu da üçüncü ışın demeti olsun. Bakın daha dik geldiği bir alanda daha dar bir alan daha fazla ısıtmaz mı? ısıtır. Nereye göre? Daha iyi açıyla geldiği yerde. Daha geniş bir alanı daha az ısıtacağı gibi. O zaman ekvatorda güneş ışınları daha dik geldiği için daha dar bir alan daha çabuk ısınır ve burası daha sıcak olur. Kutuplara doğru gidildikçe sevgili arkadaşlarım daha geniş bir alanı ısıtıp ve aydınlatması gerektiği için daha soğuk olur diyebiliriz. O zaman güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bunun sonucunda ne olur? Ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. Cisimlerin gölge boyu daha kısadır. Kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralıyor. O zaman burada da gölge boyu daha da uzar. O zaman buradaki ifadeye dikkat edin. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe diyoruz tamam mı? Cisimlerin gölge boyu uzar diyeceğiz. İkincisi, ekvator daha sıcak, kutuplar daha soğuk. O zaman sıcaklık değerleri kutuplara doğru gidildikçe azalır. Devam ettim. Deniz ve okyanuslardaki buharlaşma miktarı. Şimdi biz şunu biliyoruz. Dünyada sadece kara alanları yok. Ekvatora baktığımızda ekvator çevresinde deniz ve okyanuslar var. Kutuplara doğru gidildikçe aynı şekilde deniz ve okyanuslar var. Buradaki buharlaşma miktarı aynı mıdır dersek tabii ki de aynı değil. Neden? Şimdi burada sıcaklık daha yüksek. Burada sıcaklık daha düşük. O zaman buharlaşma miktarı ekvator ve çevresinde daha fazla. Kutup kutuplara doğru gidildikçe buharlaşma miktarı tabii ki de azalır. Deniz ve okyanuslardaki buharlaşma miktarının kutuplara doğru gidildikçe azalmasına bağlı olarak deniz ve okyanusların tuzluluk oranı etkilenir. Sıcak ekvator çevresi buharlaşma fazla tuzluluk oranı yüksek, kutuplar çevresi daha soğuk, buharlaşma miktarı daha az. O zaman tuzluluk oranı da daha azdır ve deniz ve okyanuslardaki tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir diğer durum nedir dediğimizde Güneş'in ufuk düzlemindeki yükseltisi sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman Güneşin ufuktaki yükseltisi Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe alçalır diyebiliriz. Bir diğer durum Dikkat burada da zaten net bir şekilde görebilmektesin. Atmosfere baktık. Güneşin çıkış noktasında güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol. Bakın dikkat edin burada başladı. Bu kadarlık bir yol kat edip ekvator yüzeyine geldi. Ama kutuplara doğru gidildikçe yolu ne yaptı? Uzadı. O zaman güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol sevgili arkadaşlarım ne yaptı? Arttı. Aynı şekilde tutulma oranı ne yapar? Artar diyeceğiz. Hemen şuraya da şöyle yazalım. Zaten bu ısı kaybını arttırdığı için içinde kutuplar daha soğuk, ekvator daha sıcak. Kutuplarda buzulları daha yoğun ölçekte görebilmenin temel sebebi de sıcaklığın azalması. Tabii ki de sıcaklığın azalmasını sağlayan temel durumda güneş ışınlarının yere düşme açısının kutuplara doğru daralmasıdır diyebiliriz. Bununla birlikte hemen şuradaki görselimize baktığımız zaman ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar genel itibariyle ne dedik? Azalır dedikten bu dünyanın şekliyle açıklayabileceğimiz durumdur. Peki bu geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlar mı? Aman dikkat kanıtlamaz. Bu dünyanın şeklinin sonucudur ama geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlamaz. Geoidin kanıtı nedir dediğimizde al sana dört tane çe. Çap, çekim, çember, çevre aman unutma dikkat et. Şimdi geldiğimiz zaman bakın bitki değişimine ekvatoral yağmur ormanları, savan, çöl, maki, geniş yapraklı orman, karma yapraklı, yine yapraklı tundura diye gidiyor. Yani bitkiler ne yaptı? Kuşaklar oluşturdu. Bu da gene aynı şekilde dünyanın şeklinin bir sonucudur diyebiliriz. Geldik bir diğer durum. Ne dedik biz biraz önce? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yeri düşme açısı daralır ve buna bağlı olarak sıcaklık ortalamaları azalır. Bunun sonucunda kalıcı kar dediğimiz yıl boyunca erimeyen kar kütlesi kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Bak bazı ifadelerde şunu düşünüyor olabilirsin. Nasıl ya? artar artmadı mı kutuplarda kar daha fazla diyorsun ama burada neyden bahsediyoruz biz yükseklikten bahsediyoruz ekvatorda karı nerede gördün doğun ta tepesinde gördün kutuplara doğru ne yaptı deniz seviyesine doğru alçaldı bak ne oldu alçaldı o zaman kalıcı kar alt sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçalır diyoruz karı ilk gördüğümüz sınır sevgili arkadaşlar bunu unutmayalım yerleşme üst sınırı orman üst sınırı ve tarım üst sınırı kutuplara doğru gidildikçe kalıcı karın alt sınırının alçalmasına bağlı olarak Bunlar da alçalır. Bakın dikkat edin. Türkiye'deki yıllık ortalama sıcaklık dağılışının gösterildiği bir harita var karşımızda. Güney'den kuzeye doğru gidildikçe genel olarak sıcaklık ortalamalarımız azalmakta. Bakın şu ifadeye dikkat edin. Orman üst sınırı diyor ya bak bu ifade. Şöyle kullanabilir bize burada. Maki üst sınırı der. Maki dediğin Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Sevgili arkadaşlar ileriki derslerimizde bunu işleyeceğiz. Maki üst sınırı Türkiye'de değişiklik gösterir. Nasıl? Akdeniz bölgesinde Makius sınırı 1250 metreye kadar çıkar. Ege bölgesinde ya da Ege kıyılarında Makius sınırı 1000 metreye kadar çıkar. Güney Marmara'da ise Makius sınırı 750 metreye kadar çıkmaktadır. Bak 1250 metre, 1000 metre, 750 metre. 1250 buradaydı. 1000 burada 750 burada. Ne yaptı? Alçaldı sevgili arkadaşlar. O zaman bu dünyanın şekliyle açıklayabileceğimiz enlem etkisine bağlı olarak meydana gelen bir durumdur diyebiliriz. Bir diğer durum. iki tane haritam var. Birincisinde ekvator ve yatay doğrultuda çizilen paralel dairelerimi görebilmekteyim. Ve... Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralel dairelerinin çevre uzunlukları ne yapar? Kısalır sevgili arkadaşlar. Peki bu paralel dairelerinin çevre uzunluklarının kısalması neyi etkiler dediğimizde sevgili arkadaşlar bir çizgisel hızı etkiler. Çizgisel hız neydi dediğimizde dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi sonucunda kat ettiği mesafeler. Yani bir yol sevgili arkadaşlar ve çizgisel hız ekvatorda 1670 kilometre iken kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Çünkü dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu 24 saatte tamamlar ve buna istinaden çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Grup ve tam süresi grup güneşin batış tam doğuş süreleridir sevgili arkadaşlar. Ve grup ve tam süresi kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hızın azalmasına bağlı olarak uzar diyeceğiz. Alaca karanlık süresi grup ve tam süresinin benzeridir ve bu da kutuplara doğru gidildikçe uzar bunu da unutmayalım. Geldik meridyenler bir kutuptan diğer kutuba giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberlerdir ve meridyen yayları kutup noktalarında birleştiği için unutma aralarındaki mesafe her yerde aynı değildir sevgili arkadaşlar ve unutmayalım meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Ekvatorda iki meridyen arası yani ardışık iki meridyen arasındaki mesafe 111 kilometre iken kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe kısalır. Ancak meridyenler arasındaki zaman farkı sabittir. Her yerde 4 dakikadır değişmez. Bunun temel sebebi de çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır diyebiliriz. Geldik. Bizim gökyüzünde görmüş olduğumuz yıldızlardan bir tanesi parlak bir yıldız kutup yıldızı. Kutup yıldızı sadece ekvatorun kuzeyinde yani kuzey yarım kürede görülür sevgili arkadaşlar. Güney yarım kürede kutup yıldızını göremem. Bununla birlikte şunu da unutma. Kutup yıldızını gördüğüm açı benim kuzey yarım küredeki enlem derecemi verir. Nasıl? Eğer ki ben 90 derece kuzey kutup noktası üzerindeysem kutup yıldızını 90 derecelik açıyla görürüm. Eğer ki ben kutup yıldızını buradaki gibi 30 derecelik açıyla görüyorsam burası sevgili arkadaşlarım 30 derece kuzey enlemidir. Bunu da unutmayalım. Aman dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Biz küresel yüzeyleri düzleme aktarıyoruz ve düzleme aktarırken bozulmalar meydana geliyor ve bu bozulmalar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Özellikle dünyanın tamamını göstermiş olduğumuz silindirik projeksiyon yöntemine göre çizilen haritalarda bozulmalar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar ve dünya haritalarında merkezlerin yüz ölçümleri tam anlamıyla yansıtılamaz. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda biz yerden yükseldikçe görebileceğimiz alanında genişlemesi gene dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. Bir diğer durum. Ne dedik biz? Ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. Kutuplara ise güneş ışınları daha iyi açıyla geliyor. Hemen şöyle şuraya 0 derece ekvator şurada 90 derece kuzey kutup noktası olsun şurası da 90 derece güney kutup noktası olsun. Şimdi ben biliyorum ki ekvator sıcak, sıcak bir yerde ısınan hava ne yapar? Genleşip hafifleyip yükselir. Yükselirse gazların yere uygulayacağı basınç azalır ve ekvator çevresinde alçak basınç alanı oluşur. Şimdi kutuplara doğru giden bu üst hava akımı kutuplarda hava sıcaklığının düşük olmasına bağlı olarak sıklaşıp ağırlaşıp alçalır sevgili arkadaşlar ve bu alanda da gazların yeryüzeyine uyguladığı basınç artar ve yüksek basınç olur. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki yeryüzeyine çarpan hava merkezden çevreye doğru dağılır ve ekvatora gelip tekrar yükselir. Bu ifade basınç ifadesidir. Unutma. Ekvatorda yıl boyunca alçak basınç, kutuplarda ise yıl boyunca yüksek basınç kuşağı görülür. Peki ekvator ve kutuplarda yüksek ve alçak basınç alanlarının görülmesinin temel sebebi nedir dediğimizde ekvatorun sıcak kutupların ise soğuk olmasıdır sevgili arkadaşlar. Eğer ki bir basınç havanın sıcak ya da soğuk olmasıyla ilgili ise termik kökenlidir. O yüzden ekvatorda yıl boyunca termik kökenli alçak basınç, kutuplarda ise yıl boyunca termik kökenli basınç kuşağı oluşur Termik basınç kuşaklarının oluşması Dünya'nın şeklidir. Geldik. Biz şu anda videomuzu izlerken aydınlık kısımda da olabiliriz, karanlık kısımda da olabiliriz. Eğer ki sen videoyu gündüz izliyorsan, senin antimeridyenin Türkiye nerede? tam şurada arkadaşlar. Şimdi Türkiye güneşe dönük yamaçta olduğu için aydınlıktır. Ama Türkiye'nin anti meridyeni yani tam karşısındaki onun tam daire yapan anti meridyeni sevgili arkadaşlarım karanlıktır. O zaman dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı ise karanlık olur. Bunu da unutma. Karanlık ile aydınlığı ayıran şu sınır var ya şu sınır. Aydınlama çizgisidir ve dünyanın şeklinden dolayı aydınlama çizgisi çember şeklindedir. Aman dikkat et. Geldik. Dünya evet geoid bir şekle sahip ama küresel bir yüzeyi var dedik. Geoidin kanıtlarını ne demiştik? 4 şey demiştik. Ama diyor ki soruda bize buradaki ifadede dünya tam daire olsaydı. Yani şuradaki geoid ifadesi değil de şuradaki gibi tam daire olsaydı neler değişirdi? Ya da şuradaki gibi kesik kesik çizgili şekle sahip olsaydı. Yani tam daire şekline sahip olsaydı. Ben şuraya şöyle tam daireyi sevgili arkadaşlar gösteriyorum. Bakın ne oldu dikkat edin. Kutupların biraz daha genişlemesi lazım mı? Ekvatorun da biraz daha daralması lazım. O zaman gelin hep birlikte bu basıklık ve şişkinlik ortadan kalktığında ne gibi durumlar meydana gelebilirdi? Ona bir bakalım bir düşün. Geoid şekil dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu bizim? 4 Ç geliyordu sevgili arkadaşlar. 4 Ç'de ne vardı? Çap, çekim, çember çevre vardı. O zaman bunlarda bir değişiklik olabilir mi? Bence olabilir. Gel hep birlikte bakalım. Ne demiş? Dünya Tam bir daire olsaydı, ekvatordan şişkin değil, kutuplardan da basık değil. Yani tam bir daire olsaydı, ne gibi durumlar meydana gelirdi? Dediğimizde birincisi, en büyük çember ekvator olmazdı. En büyük çember ekvator olmazsa, ekvator çevresi kutuplar çevresine eşit olurdu. Ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapına eşit olurdu ve yer çekimi her yerde aynı olurdu. Ya bizim buradaki dörtçe çap çekim çember çevre değil miydi? O zaman dünya tam bir daire olursa 4Ç ne yapmazdı? Oluşmazdı. Zaten bu 4Ç dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlayan durumlar değil mi? Tabii ki de kanıtlayan durumlardır diyoruz. 4Ç'ye bay bay diyebiliriz. Geldik şimdi. Biz Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne gibi durumlar meydana geliyor dediğimizde harita verecek bize. Dünyada şurada bu böyledir, burada bu böyledir diyecek. Ekvatorda sıcaklık daha yüksektir. Ben böyle bir haritada ekvatoru nasıl bileceğim? Tabii ki de şöyle bileceğim. Şuradaki adalar var ya Endonezya, Malezya gibi adaları. Adaların bulunduğu yerden şöyle dümdüz bir hat çiz sevgili arkadaşlar. Bu hat 0 derece ekvator. Şurası 90 derece kuzey kutup noktası şu kısım ise 90 derece güney kutup noktasıdır. Ve diyor ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı. Ekvatora daha dik açıyla geliyordu. Kutuplara doğru gidildikçe geliş açısı daralıyordu. O zaman güneş ışınlarının yere düşme açısı kutuplara doğru gidildikçe daralır sevgili arkadaşlar. İkinci ifade. Ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. Hemen şöyle güzel de bir tekrar yapmış olalım. Güneş şöyle şuraya çizelim. Güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. O zaman buradaki bir cismin gölgesinin boyu oluşmaz. Daha iyi açıyla geldi di merkezlerde ise gölge boyu ne yapar sevgili arkadaşlar? Daha uzun olur. O zaman gölge boyu kutuplara doğru gidildikçe artar ya da uzar diyebiliriz. Sıcaklık ortalamaları ekvatorda sıcaklık daha yüksek. Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalaması azalır. Mesela bunu şöyle söyler biliyor musunuz? Burası Hindistan. Tanıştırayım. Bundan sonra bolca buranın ismini duyacağız. Hindistan'da sıcaklık ortalamasının Norveç'ten daha yüksek olması. Dünyanın şekliyle açıklayabileceğimiz bir durumdur. Burası Brezilya sevgili arkadaşlar. Brezilya'da kalıcı kar altı sınırının Kanada'ya göre daha yüksekte olması gene dünyanın şekliyle açıklayabileceğimiz durumlardır. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır sevgili arkadaşlar. Yer çekimi geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. 4 şey unutma ve Kutuplara doğru gidildikçe dünyanın geoit şekline bağlı olarak yer çekimi artar. Meridyenler arası mesafe. Meridyenler kutuplarda birleşiyordu. O zaman meridyenler arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe kısalır diyebiliriz. Devam ediyorum. Kalıcı kar alt sınırı sıcak bir yerde daha yüksekte Soğuk bir yerde daha alçaktaydı. O zaman kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı alçalır. Aman bunu şöyle düşünme. Tekrar söylüyorum. Düzeyde daha çok görüyorsun. Böyle bir şey yok. Grup ve tan süresi çizgisel hızın kutuplara doğru azal olmasına bağlı olarak grup ve tan süresi de kutuplara doğru gidildikçe uzar. Çizgisel hız azalır kutuplara doğru grup ve tan süresi kutuplara doğru uzar. Paraleller arası mesafe kutuplara doğru gidildikçe hiçbir şey olmaz. Paralelin neyine bir şey olur dediğimizde paralellerin çevre uzunlukları. Paraleller arası mesafe dünyanın her yerinde aynıdır 111 kilometredir. Değişen nedir dediğimiz zaman paralellerin çevre uzunluklarıdır. Bak meridyenler arası mesafe değişir ama meridyen boyları sabittir bunu da unutma. Kutup yıldızının görünüm açısı ekvatordan özellikle kuzey kutup noktasına doğru gidildikçe artar bunu da unutma. Şuraya da şöyle kuzey kutup noktası diyeyim sevgili arkadaşlar. Açısal hız ise her yerde sabittir değişiklik göstermez. Hızdaki kastımız çizgisel hızdır. Aman dikkat et bunu da unutma diyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi kalıp iki tane sorumuz var sevgili arkadaşlar. Burada özellikle şunu diyecek soru kökünde bize. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlar diyecek. Bak kanıtlar diyor. Bak bunu unutma dikkat bu üstünde çok durduk çünkü. Eğer ki geoid ifadesini kanıtlar diyorsa 4 Ç'yi alacaksın. Nedir? Çap, çekim, çember, çevre. Bu kelimeleri ara. Çap, çekim, çember, çevre. Bakalım şöyle. Çap, çekim, çember, çevrenin olduğu bir şık var mı? Yer çekimi. O zaman cevabımız E'dir. Soruyu hiç okumadık. Niye? Çünkü biz buradaki pratiği biliyoruz. Eğer ki bize geoş şekle sahip olduğunu kanıtlar diyorsa çap, çekim, çember, çevreyi alacaksın. Yer çekimi kuvvetinin Nijerya'dan Almanya'ya doğru gidildikçe artması dünyanın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. Bak dikkat et. Çizgisel hızın Mısır'da Norveç'e göre fazla olması evet dünya şeklinin bir sonucudur ama dünyanın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlamaz. Türkiye'de yerleşme üst sınırının Brezilya'dan daha alçakta olması evet dünya şeklinin sonucudur ama geoit olduğunu kanıtlamaz. Sıcaklık ortalamasının Hindistan'dan Rusya'ya doğru gidildikçe azalması evet dünya şeklinin sonucudur ama geoit olduğunu kanıtlamaz. Grup ve tan süresinin Kanada'da Meksika'ya göre uzun olması evet dünya şeklinin sonucudur ama geoiti kanıtlamaz. Dikkat et. Geoitin kanıtı neydi? 4 şeydi. Bak buraya. Güneş ışınlarının yeri düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır demiş. Evet bu dünyanın şeklinin sonucu ama geoit olduğunu kanıtlamıyor. Buna bağlı olarak bak burada da hinlik var tamam mı sorudan? Nasıl? Bak ne yapmışım? Güneş ışınlarının yeri düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır demişim. Evet eyvallah. Buna bağlı olarak bakalım. Denizlerin tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bu doğru görsü kuşaklar oluşturur. Bu doğru. Grup ve tam süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar. Bu doğru. E hocam sorumun cevabı E. Yanlış. Neden? Bak dikkat et. Böyle düşünenler. Niye? Bana ne demiş burada? Güneş ışınlarının yeri düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Tamam eyvallah ben bu ifadeyi biliyorum. Buna bağlı olarak yahu bağlayacağımız ifade bu. E, güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralırsa sıcaklık ortalaması kutuplara doğru gidildikçe azalır mı? Azalır. Buna bağlı olarak deniz ve okyanusların tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Doğru. Bit kuşaklar oluşturur. Bu da doğru. Ama grup ve tan süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar. Ama bu bununla ilgili bir durum değil ki. Bu paralellerin çevre uzunluklarının kutuplara doğru gidildikçe kısalması çizgisel hızın azalıp grup ve tan süresinin uzaması ile ilgili. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'dir 3 diyenler Bay bay. Evet geldik konumuz bitti sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın geoid şekli tekrar söylüyorum bıkmadım usanmadım 4Ç diyorum. Nedir? Çap çekim çember çevre uzunluk sevgili arkadaşlar kanıtlardır ve bununla birlikte küresel şekli ve sonuçlarını öğrendik. Tabii ki de sevgili arkadaşlar kitaplarımızdan sorularımızı da çözmeyi unutmayın. Hemen şöyle konu anlatımlı soru bankası kitabımızdan dünyanın şekli 20-22-24. sayfadaki soruları güzel güzel çözün. Eksin kalmasın. İkinci kitabımız Dinamo Soru Bankası kitabımız ve buradan da gene aynı şekilde dünyanın şekli ve sonuçlarını yani şuradaki 23. sayfadaki soruları güzel güzel çözüverin. Dediğimiz gibi eğer ki buradaki sorularda takıldığınız sorular olduğunda Karikuda okutarak sorumuzun çözümünü dinleyebilirsiniz. Kitaplarımızda satış noktalarımızdan temin etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım karşında günün güzel bir ödüllü sorusu var. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.